Evet, herkese selam arkadaşlar. Hello Neighbor'ın 3. bölümünü çekiyoruz artık. İlk 2 bölümünün nasıl geçirdiğini size anlatmıştım. 3. bölümde de hemen başlayalım. Evet, böyle bir odada doğuyoruz arkadaşlar. Doğduktan sonra da şu kapının çalmasını bekleyeceğiz. Burada biraz dolaşın, bu kapı çalar. Ben biraz dolaşayım. Evet, kapı çalıyor arkadaşlar. Kapıya gidin. Bir mektup aldık. Hemen mektubu açıyoruz. Şimdi burada kısa kısa videolar var. Ben bunların hepsini geçeceğim. Sadece oyunda yapmamız gereken yerleri anlatmaya çalışacağım. Hani size sadece oyunda 3. bölümü geçmeniz için neler gerekli onları anlatmak için hemen hızlıca oyuna geçiyorum. Evet arkadaşlar, arabayla evin önüne geliyoruz. Burası bıyıklı amcanın evi. Burası da bizim evimiz. Biraz harabeye dönmüşler. Hemen bagajı açıyorsunuz. Şurada bir tane anahtar var. Onu alıyorsunuz. Koşun eve. Evde telefon çalıyor. Kapıyı açtık. İçeri daldık. Geçtik buraları. Evet, telefon çalıyor. Telefona gidiyoruz. Burayı da geçiyorum. Evet arkadaşlar, başladık oyuna. Şimdi hızlıca hemen dolaba gidiyorum. Bunu aynı yapmak zorunda değilsiniz. Küçük şeyler lazım bana. O yüzden ben bunları aldım. Bir de şu elmayı alayım. Bu kadar fazla almanıza gerek yok. Bir tane yetiyor ama. Ben 3 tane alıyorum. Şu arka tarafa geçip bir kapı açacağız orada. Bu arada bıyıklı amca içeride bir şeyler yapıyor. Bıyıklı amcaya çaktırmadan şuraya bir elma fırlatalım. Bakalım tutturabilecek miyiz? Evet, tutturduk. Kapı açıldı. Şu camı da kıralım. Kırdık. Gelmeden hemen içeri gir. Ve yukarı çık. Koş koş. Bizi gördü ama kaçtık. Evet, çatıya çıkıyoruz. Çatıda yapacağımız şey şu. Şu kapıyı açalım. Şu treni aktif hale getireceğiz. Oyunun için hemen şuradan aşağı iniyorum. Şu raylara atlıyoruz. Aman bismillah, az daha aşağı atlıyordum. Şuraya. Şu mankeni alın. Bir mantar tabancası var. Onu almak için tüm mankenleri toplamamız lazım. Evet, şuradaki kolu çekip düğmeye basınca artık tren aktif. Tren koş. Heh, tamam. Tren şimdi tüm rayların üzerindeki tahtaları ve engelleri yıkacak ve önümüzü açacak. Tamam. Bıyıklı amca uzaklarda galiba. Şu evden içeri bir gireyim ben. Ses yok. Üst kata çıkıyoruz. Şimdi anahtar görevlerine başlayalım hemen. Her anahtarın ayrı bir görevi var. Şuraya atlayıp karşıya geçelim. Hop. Buradan da şuraya. Şimdi şuradaki tablo var ya, bu gizli bir geçit. Onu açmak istiyorum ben. O yüzden şu en üstteki tabloya tıklayacağız. Olmadı. Oldu. Evet, kapımız açıldı. Tamam. Ondan kurtulduk. Orası açık dursun, oraya gideceğiz. En yani şu aldığımız mankeni yerine bırakalım ve mavi sarı anahtarı alalım. Şu kapıdan karşıya hop atlıyorsunuz. Şu tabloyu alıyorsunuz buradan. Bu tablonun arkasında bakın, mavi anahtar var. Kola bir tane, evet. Kola bir tane tek tenekeyi fırlattık ve şu yandaki kapı açıldı. Eğilip şuradaki mıknatısı alalım. Çık lan çık. Takıldım orada. Mıknatısla mavi anahtarı kendimize çekiyoruz. Yere bırakıyoruz. Mavi anahtar elimizde. Mankenleri, topladığınız mankenlerin hepsini şu halının üzerine getirin, bırakın. Niye buraya bırakıyoruz bunları? Çünkü şurada bir tane mantar tabancamız var. 4 manken toplayacağız. 4 pasta toplayacağız ve o mantar tabancasını alacağız. Onda da bir görev var. Şu sandalyelerin hepsini buralardan toplayın alın. Çünkü bunlar gereksiz. Kapıları açmamızı engelliyor. Her kapının önündekini alın. Şu kolu çekip sarı anahtara gidiyoruz. Sarı anahtar şu ileride. Hemen şunu da buradan çıkaralım. Bakın sarı anahtar burada. Onu da alalım. Evet, mavi sarı anahtarı aldık. Şu tenekenin ihtiyacımız yok. Şemsiyeyi alalım. Şemsiye önemli. Buradan çıkalım şimdi. Burada kozmik oda. Bununla beraber sizin kamera görüntülerinizi, hani sizi kamerayla yakalamak için bu odayı kullanıyor bıyıklı amca. O yüzden o odayı kapattık. Kullanmasın. Şöyle geçelim. Sarı anahtarı hemen kullanalım. Sarı anahtar nerede? Birdeymiş. Açtık. Ya bu kapı çok da önemli değil. Gerçi de açın yani, lazım oluyor. Şu kapının arkasında bir tane sandalye var. O yüzden orayı açamıyoruz şimdilik. Hemen mavi anahtarı da kullanıp onu da bir kenara atalım. Açıl bakalım. Şuradan karşıya hop. Mavi anahtar da şurada. Açtık. Evet. Şimdi mavi anahtarın görevini hemen yapayım size. Mavi anahtar bizi şu odaya götürüyor. Şuradan bir kutu alın. Şu karşıya atlayın. Şu tahtayı yukarı şey yapmak için, gidermek için şuraya tekrar fırlatalım. Güzel. Yukarıdayız. Bu kapıyı açıyoruz. İçeri giriyoruz. Şimdi bakın, mavi anahtar görevi şu işe yarıyor. Hemen söyleyeyim size. Buraya girdiğinizde bakın, ayaktayken sizi görebilir. Otururken görünmez olursunuz diyor.
Bu da altta bodrum kat görevini geçmemiz için bu görevi yapmanız şart. Yoksa bodrum katta karanlık hayatı yakalanıyorsunuz. Oraya geldiğimde anlatacağım, mavi anahtar görevi bodrum katını geçmeye yarıyor. Hemen başlayalım. Bu sepetimizin içinde 5 tane ürün toplayacağız. Bu ürünler belirlenmiş ürünler. Onları şimdi size göstereceğim. Onun dışında ürün toplayamayız. Mankenler gelince siniyorsunuz, sizi göremiyorlar. Bir şu turuncu kuttan alıyorsunuz. Bir şu kırmızı gibi şeyden artık her neyse. Bakın şurada bir cips var. Bundan. Gelme. Gelmeyin. Lan gelmeyin. Tamam. Gelin. Güzel. Hemen gelmeyin. Tamam. Bir salatalık alıyorsunuz. Şimdi bunları önce dolduralım çünkü 4'ten fazla envanterde yer olmadığı için. Evet, şöyle tam dibine gelip 1, 3, 4. Diğer ürün de şu kırmızı şişe. Bunları aklınızda tutun. Lan. Çok yakındı. Yakalamasın. Evet, son bir tane kaldı. Ha, oldu. Gelmeyin. Lan gelmeyin, bitti bak. Silmiş durumdayım. Abi silmiş durumdayım. Heh. Evet, mankenler gitti galiba. Şimdi hemen bunu sürüyoruz. İçindekileri sakın düşürmeyin. Eyvah, manken. Koş. Güzel. Hemen hızlıca kurtulalım buradan. Hemen gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Kasaya az kaldı. Kasaya geliyoruz ve geldik. Şimdi şurada 5 tane yeşil yanacak. Farklı ürün koyarsanız yeşil onay vermiyor. Kırmızı onay veriyor. Şey, kırmızı red veriyor ve sizi aşağı yolluyor. Şu an hepsini geçtik. Şu an sindiğimizde, yani çömeldiğimizde görünmezlik özelliği kazandık. Bu özellik bizi bodrum katta karanlık hayaletten kurtarıyor. Yani karanlık hayalet bölümünü geçmemizi sağlıyor. Sonra şu içeri girin. Burada bir pasta dilimimiz var. Onu alıp öyle gidelim. Hemen içeri girin şuradan. Şu pasta dilimini alın. Hazır buraya gelmişken, aslında buraya 4 tane kutuyla gelmemiz lazım da. Yani şunların önüne kutu koyuyoruz. Neyse şimdilik onu yapmayalım. Bakın burayı anlatacağım size. Şunların önüne karton kutular koymamız gerekiyor ama şart da değil. Şuradan dışarı çıkın. Burada bir görev var. Şöyle yavaşça düşmeden şu vanaya 3 kere tıklayın. F tuşuyla bunu patlatmamız lazım. Yukarıda su dolu bir oda var. Evet, o su dolu odanın içini boşalttık şu an. Yani siz yapın bunları. Şimdi şemsiyeyle şuradan aşağı atlayalım. Şemsiye çok önemli oyunda. Evet, mavi anahtar görevini yaptık. Şimdi bir görevimiz daha var. Şuradan yukarı çıkalım. Allah beni gördü. Nereden gördü beni bu? Ha iyi, tamam. Kötü bir yerde. Sıkıntı yok. Bundan kurtulabiliriz. Evet. Mavi anahtar görevinden sonra şu arkadaki odaya gelin. Ve şu içeri girip buradaki şeyi alın. Dünyayı alın. O demin kutular koyalım dediğim yerin de nedeni şu. Oradaki kollar açık konumda olduğu zaman şu 4 tane ışığı yakıyor. Yani önlerine o kolların kutu koyduğunuzda bu ışıklar yanık konumda kalabiliyor. Oraya elmalar çarpmıyor çünkü. Evet, bu onun işine yarıyor. İçeri girip dünyayı alıyorsunuz. Başka bir işe yaramıyor. Şimdi şöyle koşup atlayalım. Bu dünya önemli. Şöyle şemsiyenizi açın ve evinize gidin. Dünyayı aldıktan sonra. Hemen kapıyı açıyorum, içeri giriyorum. Dünyayı alıyorum. Şu dolabın herhangi bir yerini açın. Üst veya alt fark etmez. Dünyayı içine atın. Bekleyin, bu buzullarla kaplanacak. Yani donacak bu. Evet, dondu. Donar donmaz bu, hani buzullarla kaplanır kaplanmaz alın ve şu yolu takip edin, bir görev var. Bunu çatıda su biriken bir tane oda var. O odada kullanacağız. O odanın suyunu dondurmamız gerekiyor. Ve tek çözüm de bu. Hemen şuradan yukarı çıkıyoruz. Buradan yukarı. Hızlıca. Evet, şu oda. Açıp içeri girin. Mouse'un sol tuşuyla şuraya bırakın. Ve tekrar şemsiyeyi alıp aşağı atlıyorum. Çatıya çıkıyoruz. Çatıda bu dediğim oda. Şuradan yukarı. En yukarıda bu odadaki bir müzik var. Müzik aleti. Bu müzik aletini almamız lazım çünkü o müzik aletini almazsanız eğer çattaki bitkileri rahatlıkla geçemiyorsunuz. Yine geçiliyor da rahat olmuyor. Evet, müzik aletini böyle alıyoruz. Şura az önce suydu, şimdi değil. Yani o dondurduğumuz dünya bu işe yaradı. Şimdi bu müzik aletini alıyoruz. Bunun iğrenç bir sesi var. Tüm bitkileri yok ediyor bu ses. Evet. Evet, müzik aletini aldıktan sonra buraya geliyoruz ve treni bekliyoruz. Trenle göreve devam edeceğiz. Evet, tren geliyor. Gelince hemen içine girin. Açıl bakalım. Evet.
Şöyle ön kapıyı açın. Geri tuşuyla bunu kontrol etmeniz, ileri geri tuşlarıyla kontrol edebiliyorsunuz. Geri tuşuyla şurayı ayarlıyoruz. Şöyle iyi. Bakayım. Biraz daha ileri alabilirim. Tamam, böyle iyi. Evet. Buradan karşıya geçiyoruz. Atla tekrar geri. Şimdi çatıya çıkacağız. Şuraya gelin, atlayarak iki tane kutu alın buradan. Hemen kutuları getirip şu tahtanın üstüne koyun. Aman devrilmeyin, orada bekleyin. Bir tane daha kutu alın. Şimdi duyuyor musunuz? İçeride bir ses var. Burada yeşil anahtar var. Bu yeşil anahtarı almamız lazım. Büyük bir mıknatıs makinesi var şu odanın içinde. Evet, şu içerideki odanın içinde büyük bir mıknatıs makinesi var. O mıknatıs makinesini durdurmamız lazım. O yüzden şu an çatıya çıkıyoruz. Şöyle şemsiyeyi elimize alıp şu kutuların üstüne atlayalım bir. Evet. Buradan şu karşıya. Böyle. Hemen trenin üzerine, trenden çatıya. Çatıyı atladıktan sonra bence ilk olarak şuradaki anahtarı alın. Çünkü tekrar çatıya çıkmanız için bu kutuları kullanmanıza gerek kalmayacak. Hemen şuraya bakın, atlıyorum. Açıyorum. Artık çatıya rahatlıkla çıkabilirim. Bu anahtar da şu kenarda dursun, lazım oldukça kullanırım. Evet, kutumuz elimizde, müzik aletimiz elimizde. Çok önemli. Çatıya çıkıyoruz. Hemen çıktım. Bakın, bunların üstüne normalde atlayamıyorsunuz. İsterseniz bir kutu alıp üstlerinden atlayarak ilerleyebilirsiniz ama o zaman şu tepeye çıkamıyorsunuz. Ya bu müzik aleti şart yani, öyle diyeyim ben size. Müzik aletini yere atın, çalıştırın, elinize alın ve bekleyin şu bizim bitkileri bu bir erisin. Evet, şu kenara bırakalım bunu şimdilik. Bu çalsın, şuradakileri eritsin. Bu kapağı açıyoruz. Size yeşil anahtar, mıknatıs falan dedim ya, değil mi? İşte o mıknatısı şu an durdurduk. Artık yeşil anahtarı alabiliriz. Müzik aletini de susturalım. Şimdi çatıya çıkacağız. Pardon, kuleye çıkıyoruz. Bu pervaneli kuleye. Evet, çıktık biraz daha yukarı. Ve işte mankenimizin diğeri burada. Mankenimizi aldık. Şemsiyeyi alın tekrar elinize. Şu altta bir tane küçük yer var. Orada da bir bitki var. Bakın, şu koltuğun üzerinde bir tane tohum var. O tohumu alacağız. O tohumu da ekeceğiz. Ondan bir ağaç çıkıyor. Valla ağacın ne işe yaradığını %100 bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazabilir. Bir tek bunu bilmiyorum aslında burada. Ne işe yarıyor diye. Şöyle şemsiyeyle süzülelim. Hemen şu tohumumuzu alalım. Şemsiyemizi açıp artık aşağı uçabiliriz tekrar. Burada yapacak bir şey kalmadı. Hatta şu mankeni koyacağımız şeye uçalım biz. Balkona. O nerede? Evin diğer tarafında mı, bakayım. Aynen, diğer tarafında. Oraya kadar uçabilir miyiz? Bir deneyelim bak. Hop. Şu evin diğer tarafına uçmaya çalışıyorum. Uçtum mu? Uçtum, evet. Evet, manken şu aşağıda. Evet, şu sandalyeyi alırsak diğer mankeni de artık yerine koyabiliriz. Buraya gelmiş bizim bıyıklı amca. Burayı bir dağıtmış. Neyse, sonra burayı toparlarız. Gidelim şu bitkimizi de ekelim. Bitkiyi ekeceğiniz yer, daha doğrusu elma diyorlar buna da. Hiç elmaya benzemiyor yani. Evet, buraya normal sol tuşla ekiyoruz ve bunu sulamanız lazım. Sulamazsanız büyümüyor. Evet. Suladık suladık, hadi bakalım. Yeter bu kadar. At bakalım bunu. Şemsiyemizi de elimize aldık. Yolumuza devam edelim. Şimdi sırada ne var? Evet arkadaşlar. Mavi anahtarla birlikte geçtiğimiz bölümde çömelince görünmez olma özelliğini kazandık. Şimdi ise yeşil anahtarda sıra. Şurada kutulardan yine alıyoruz. Buraya gelip şu yere dizin kutuları. Şöyle üstüne atlayalım. Yeşil anahtar da burada. Evet, şuraya atlayalım. Şu kutuları buradan boşaltalım, yoksa geçemiyoruz. Evet, yeşil anahtar işte burada. Demin çatıda kutu atıp da bozduğumuz makine bu. Bu yeşil anahtar bu makineyi yapışık şekilde duruyordu ve çıkmıyordu. Şimdi onu bozunca ondan da kurtulduk ve yeşil anahtarı ele geçirdik. Gidip yeşil anahtar bölümüne geçmemiz lazım.
Bu bölümü geçmezseniz eğer bu bıyıklı ustayı şey yapamıyorsunuz, itemiyorsunuz. Bu onu itmeye yarıyor. Yani bizi yakaladığında onu ittirebileceğiz. Yeşil anahtar içinde şu aşağı iniyoruz hemen. Evet, şu pencereye doğru. Hop, içeri girelim. Girdik. Buradan şu kenara atlayalım. Evet, girdik. Yeşil anahtarlı yeri açtık. Ve sıra yeşil anahtar bölümünde, hadi saldıralım. Arkadaşlar burada da hemen bir dolaba girin, bekleyin. Yapacağınız şey şu. Zil çaldığında dışarıdaki mankenlerin hepsi duruyor. Koşup aralarından geçiyorsunuz. Çaldı. Hemen koşuyorum. Bir beyaz manken durmuyor sadece. Hemen bir dolaba girin, bekleyin. Bu koridorun sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. Derdimiz o. Şimdi bakın, mankenler hareket etti. Zil çalınca hepsi duracak. Durdular. Koşalım. Evet, daha hızlı, daha hızlı. Evet, girdik. Beyaz manken var, hiç durmuyor. Ona göre ona dikkat edin arkadaşlar. Bizi yakalayabilir. Evet, bekliyoruz. Zil çalınacak, koşmaya devam. Dursunlar bakalım. Dur, koş. Evet, kapıya yetiştik. Şimdi bıyıklı amcayı itme gücü elde edeceğiz şu an. Bunu ittikten sonra tabii. Şimdi space'e basın diyecek. Dedi ve ittirdik. Şu an bıyıklı amcayı itme gücünü elde ettik. Evet, her anahtar bir görev veriyor ve bize bir özellik katıyor dedim. Yeşil anahtarın özelliğini de aldık. Beyaz anahtar bir özellik katmıyor. Sadece şu kapıyı açıyor bizim için. Tamam. Şimdi artık bıyıklı amca bizi yakaladığında onu ittirebilme gücümüz var. Hemen gösterelim. Bakın, gördüğünüz gibi hemen onu ittirip kaçabiliyoruz. Üst üste iki kere ittiremiyoruz ama böyle bir süre geçince aradan yine ittirebiliyoruz hemen. Bu arada ağacımız büyümeye başlamış. Hemen kırmızı anahtar görevine gidiyorum. Şuradan çıkalım. Yukarı doğru devam. Bu merdivenlerden devam. Evet, yukarı. Şöyle. Aslında kırmızı anahtar görevini arkadaşlar normalde mantar tabancasıyla gelmemiz lazım. Mantar tabancası bu işe yarıyor. Ama mantar tabancasıyla gelmeyeceğim. Oyunun bir bug'ı var. Onunla geçeceğim. Şöyle şemsiyenizi getirin. Kırmızı anahtar bakın şurada. Ve şu kolu çekmeniz lazım. O kolda şöyle fırlatıyorsunuz şemsiyenizi oraya. Bura açılıyor. Kırmızı anahtarı elde ediyoruz. Mantar tabancasının ne işe yaradığını size anlatacağım. Öncelikle şu kırmızı anahtar görevini hemen geçelim. Kırmızı anahtarı aldıktan sonra çatıya çıkıyoruz. Evet, kırmızı anahtarı alır almaz hemen çatıya çıkın. Şu merdivenimizden yukarı çıkın. Şu sağ tarafa geçiyoruz. Şemsiyeyi açıp da atlayabilirsiniz. Şu tahtaların üstünden de atlayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben hemen şemsiyeyle atlıyorum. Hop, indik. Şu delikten aşağı gittik. Kırmızı anahtarla burayı açtık. Kırmızı anahtarla da işimiz bitti. Buraya girdiğimizde de çift zıplama özelliğini kazanacağız. Bu özellik de final bölümünü geçmemize yarıyor. Bakın arkadaşlar, her şey bir işe yarıyor yani. Birbiriyle bağlantılı görevler. Hemen girdik. Minicik bir adama dönüştük. Yolu şöyle gidiyorsunuz. Buradan yukarı. Karşıya atlıyoruz. Radyonun oradan karşıdaki kitapların üzerine hemen. Buradan yukarı hemen. Şöyle kenardan. Hop. Evet. Güzel. Bir tane hemen şuradan kupa alın. Şu. O nereye fırlattın onu ya? Abicim, oraya fırlatılır mı o? Kupayı alın ve şuna fırlatın. Evet, kırdık. Devam. Buradan karşıya. Şu dar yoldan yukarı. Rahatlıkla koşturabilirsiniz. Böyle kolay kolay düşmüyorsunuz zaten. Hani hemen şuraya. Bu makinenin içi sizi fırlatacak yukarı. Fırlattı. Yani bir yere indik. Tekrar exit üstüne atlıyoruz. Exit'ten karşıya atlıyoruz. Buradan şu karşıya. Aradan doğru devam. Hop. Mıknatısın üstünden doğru. Fışı fışı eden minik gözlerin peşine. Koşun koşun koşun. Evet. Geliyoruz. Şu saat en zor, bunun üstüne atlıyorum zaten. Şu köşeye geliyorsunuz. Atladık. Burada karşıya atlıyorsunuz. Karşıya yine. Bakın şu gördüğünüz şeyler. Bu raflar çok rahat bir şekilde düşüyor. Üzerlerine basınca hemen hızlıca atlayın. Hiç durmayın burada. Evet, karşıya attık. Kolu aktifleştiriyoruz. Şimdi tekrar aşağı atlayıp tost makinesini, bu artık ekmek kızartma makinesi. Onun içine tekrar düşüyoruz.
Bu sefer şuradan yanıma yollayacak bizi bakın. Evet, farklı bir yöne yolladı. Hemen devam ediyoruz soldan. Şu kutuların üstünden doğru yavaşça atlaya atlaya çıkın. Evet, çıkıyorum. Az kaldı, evet çıktım. Karşıya atlayıp buradan 3 ya da 4 tane dart alın elinize. Bu dartlar çok önemli. Şu uçağı ileri doğru ittirin. İttirin biraz da. Bakın hareket etti. Hop üstüne atlayın. Devam ediyoruz karşıya. Atladık ve hurra yukarı. Hadi bakalım. Hop. Radyonun yanından dikkatlice, telefonun üstünden. Şöyle kaset mi ne? Dayım mı? Ne dayım lan? Tubi dayım. Neyse. Karşıya. Güzel. Bakın buradan yukarı çıkamıyoruz. Şimdi dartları kullanacağız. Bir dart şuraya atalım. Bunun üstüne çıkalım. Bir dart şuraya atalım. Bunun üstüne çıkalım. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Artık çıktık galiba. Evet. Şimdi bu yoldan yukarı çift atlama özelliğini burada kazanıyoruz. Karşıya bakın, fırlayın. Tekrar space'e basın. Artık çift atlama özelliğimiz var. Evet, odadan çıkabilirsiniz. Kapıyı açın ve çıkın. Evet, kırmızı anahtar görevimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi son bir görevimiz kaldı. İki şekilde geçiliyor. Bodrum'a giriş için bir kart var. O kartı almamız lazım. Bir de bir tane levye var. Yine o da Bodrum'a girmemize sağlıyor. Önce levyeyi alalım. Levyeyi almaya gitmeden önce bir elinize bir tane şey alın. Şu su. Buraya atmıştık ya. Şunu veya bunun gibi bir ne bileyim çaydanlık falan bir şey alın elinize yani. Levyeyi almak önce. Levyeyi almaya gidelim. Levyeyle şu tahtaları sökeceğiz. Bakın burada buzdolabı çalışıyor. Burada bir tane kart var buzun içinde. İki yöntem var bunu buradan çıkarmak için. Biri buzdolabın elektriğini kesmek. Ben onu yapacağım, size onu göstereceğim. Diğeri de şuradan su doldurup bir çaydanlığı ısıtıp buraya sıcak buhar üflemek. Ben yukarıdakini size anlatayım. Burayı kapatıyorum. Ben bunun elektriğini keseceğim. Nasıl kesildiğini hemen size anlatacağım. Şu sandalyeyi önce şuradan alalım. Gidip levyemizi alıp şu kapının kilidini çözelim. Levyeyi almak için şu yolu takip ediyorsunuz. Buradan yukarı. Yukarı. Daha yukarı. En yukarı. Evet. İçeri giriyoruz. Evet, bu oda. Tamam. Sandalyeyi buradan alın, kenara koyun. Evet. Levyeyi şöyle elinize alıyorsunuz. Bakın yere düştü. Tamam. Aşağı atlayın. Şu elimizdekini su doldurmamız lazım. Su nerede var? Hatta siz su doldurup da gelebilirsiniz. Şurada su var mesela. Evet, şunu açalım. Bunu su doldurup gidip oradaki sıcak levyeyi soğutacağız ve elimize alacağız. Aşağıdaki tahtada onunla birlikte su çekeceğiz. Suyumuz doldu. Gidelim. Geri dönüyoruz tekrar. Yukarı yukarı yukarı. Levyeye geldik. Şöyle biraz... Soğu bakalım. Hadi. Evet, levyeyi soğuttuk. Artık elimize alabiliriz. Hemen gidip tahtları sökersek levyeyle de işimiz bitecek. Evet, şöyle hemen sökelim bu tahtaları. Bodrum kata girmek için yani bu görev. Başka bir şey değil. Tahtları buradan atalım. Şimdi sırada buzdolabının içinden kartı almak var. Onun için yani bu sıcak su görevi de yapılabilir de ben dolabın elektriğini keseceğim. Bakın şu kablo geliyor. Bakın buradan yukarı gidiyor. Şu makineye bağlanıyor. Ben bu makineyi kapattığımda elektrik kesilecek. Onu da şu odadan yapabiliyoruz. Onun için gece olması lazım. Hemen gece moduna geçiyorum. Pardon, gece moduna geçmeden önce hemen şuradan bir el feneri alın ya. Çok önemli. Şurada galiba el feneri. Aynen, bakın burada bir tane var. Bunu alın. Gece olması için. Bir kere bizi şu adam bir yakalasın. Hemen gece moduna geçiyorum ben. Evet, bıyıklı amcaya yakalandık ve gece oldu şu an. El fenerimizi elimize aldık. Yola düşelim. Yukarıda gece açılan bir kapı var. Sadece gece açılıyor o kapı. O yüzden biz buraya geçtik. Hemen buradan çatıya doğru koşturuyorum. Çatıda çok fazla görev var ya. Yani neredeyse oyunun yarısı çatıda geçiyor. Şimdi şu tren nerede? Gelip bizi ezmesin. Şu tren yolunu takip edin. Kenara atladık. Evet. Buradan şu alta atlıyoruz. Bu odaya geçiyoruz. Kapıyı açıyoruz. Sandalyeyi al buradan. Sandalye önemli. Sandalye sen önemlisin, sen gitme. Bu kapıyı açıyoruz. Bakın bu kapı gündüz geldiğinizde açılmıyor. Üzerinde ay işareti var. Sadece gece açılıyor. O yüzden gece burayı açıyoruz. Bakın içeri giriyoruz. Burada gündüz açılan bir kapı var sadece. Bu kapının kapanmaması için, çünkü gündüz olunca kapanıyor. Şu öne bir tane sandalye bırakıyoruz.
Şimdi gündüz olacak. Ama ilk gündüz değil, sabah değil. Yani şu an bir kere öleceksiniz, peşine bir kere daha ölmeniz lazım. Hemen bir kere önce ölelim. İlk gündüz olsun. Bu ilk gündüz. Bunda olmuyor bakın. Yani bu sabahın erken saatleri gibi bir şey. O gündüz kapısı bununla açılmıyor. Bir kere daha yakalanmamız lazım bıyıklı amcaya. Hemen koşup yakalanıyorum. Evet, işte bu gündüz. Güneşin göründüğü gündüz. Şimdi hemen koşa koşa gidiyorum. Aynı yere çıkıyorum. Hatta buraları keseyim ben. Evet. Sandalyeyi artık buradan alabiliriz. Ama hep burada da durabilir. Sıkıntı değil. Artık burası açılabiliyor. Az önce burası açılmıyordu. Şimdi bu pastayı alın. El feneri gereksiz o atabiliriz. Buradan devam ediyoruz. Buzdolabının elektriğini keseceğim. Tek derdim o. Yani aslında uzun bir işlem de. Bu kapı açık dursun. Buradan içeri giriyoruz. Burada bir gitar var. Hemen onu alıp devam. Bu gitar göreve dahil çünkü. Şuradaki kutuların hepsini temizleyin. Hiçbir işimize yaramıyorlar. El fenerini aldık. Bakın artık bu kapıdan buraya girebiliriz. Hemen geliyoruz şu odaya. Odada şurada bir tablo var. Tablonun üzerinde eşyalar dizili. Bu eşyaları aynen dizeceğiz. O zaman şu elektriği kapatabileceğiz. El fenerini bakın orta tarafta şuraya el fenerini koyalım. Tamam. Gitar şurada. Tamam. Yastık şu kenarda. Evet. Kaykay var bakın şurada. Alta kaykay koyuyoruz. Evet. Bir tane de şapka kaldı. Şapka da şu köşede. Daha doğrusu şapkayı koymadan göstereyim. Bakın şu kablo nereye gidiyor? Bakın kablo dışarı gidiyor. Bakın bu elektrik panosunun kapağı kapalı. İçine giremiyoruz. Ama şimdi şapkayı koyunca panonun kapağı açılacak. Bıraktım. Tekrar bakıyorum. Bakın panonun kapağı açıldı. Şimdi içine girip makineyi kapatabilirim. Makineyi kapatıyorum. Artık buzdolabının elektriğini kestiğim için eriyecek içindeki buz ve kartı içinden alabileceğim. Şimdi hemen gidelim. Şu dolabı açalım bakın. Buzlar eriyor. Hala ses geliyor ama aslında buzdolabı kapalı durumda. Ve kartı bize verecek bodrum katın giriş kapısını açabileceğiz artık. Bu arada çift atlamayı size göstermedim galiba. Çift atlama finalde işe yarıyor. Evet, kartı aldık. Kapıyı açtık. Ve artık bundan sonra final bölümü ve bodrum kat. Bodrum kat ve final bölümünü bir dahaki videoda inşallah çekeceğiz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ayrı olarak isterseniz mantar tabancasının nasıl alındığı ile ilgili bir video çekmemi isterseniz sadece onun nasıl alındığını size gösterebilirim. Onun videosunu da çekebilirim. Hatta onun görevini de tam nasıl yapıldığını size anlatabilirim. Ama şu anlık yaptığımız her şey bizim 3. bölümden sonra finale geçip oyunu bitirmemiz için yeterli. O yüzden burada bu videoyu bitiriyorum. Bodrum kat ve final bölümünün videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.